Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere başkent Ankara Çankaya'dan sesleniyoruz. Teknoloji geliştikçe sektöre sürekli yön veren yeni yüzlerle, yeni markalarla biz de sizi ekranlarda kendileriyle buluşturuyoruz. Neredeyiz? Ata Grup Bilişim ve Güvenlik Sistemlerinden sesleniyoruz. Yanımızda proje yöneticisi diyelim, bu işin kurucusu Ali Göllü bulunmakta. Bakalım bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkürler, hoş geldiniz. Teşekkürler Ali Bey, çok sağ olun. Çok hoş bir yeriniz var öncelikle. Teşekkür ederim. Keyifli bir alanda röportajımızı yapacağız. Şimdi Ali Bey, teknoloji tabii gelişiyor, sürekli öne açık bir sektör. İnsanların aslında rahat, kolaylık sağlayan yeni çalışmaların bir halkası da sizsiniz. Şimdi işinizin, projenizin şöyle genel hatlarını öğreneceğiz. Çok kısa önce bir şahsınızı tanıtalım ekranlara başındaki izleyicilerimize. Tabii ki. Ben 83 Kırşehir doğumluyum. Çukurova Üniversitesi Elektronik Haberleşme mezunuyum. Mezuniyetimden dolayı elektronik ve güvenlik ve haberleşme sistemlerinde faaliyet göstermeye başladık. 2019'un başlarında da bu firmamızı kurduk. Evet. Ata Grup Bilişim ve Güvenlik Sistemleri olarak faaliyete başladık. Nasıl geçti süreç? Kısa da olsa bir şeyler yaptık mı? Süreç hızlı başladık aslında. Evet. Birçok projeye imza attık. Diğer bilişim ya da güvenlik firmalarından bizi ayıran bir özelliğimiz de biz belge güvenliği, aynı zamanda da çevre güvenliğini aynı anda teknolojik sunumlar oluşturuyoruz. Evet. Peki Ali Bey, sisteminiz tabii yeni. Yenilikler de var içerisinde. Onları da detaylandıracağız şimdi. Siz öncelikle konuklara nasıl ulaşıyorsunuz? Tabii ki biz ilk başta yeni bir firma olduğumuz için aynı zamanda da hem belge hem de çevre güvenliği konuları olduğu için kurumlarla birebir görüşmeye başladık. Burada belediyeler, devlet kurumları, özel büyük şirketlerle başlamış bulunuyoruz. Evet. Bunların birçoğunu biz birebir ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bir kısmı da internet sitemizden bize ulaşan firmalarla görüşmeler yapıyoruz. Projenin içeriğini şöyle açalım biraz şimdi. Sistem nedir? Kimlere fayda sağlıyor? Tabii ki. Şimdi biz İki ayrı konuda daha önce de belirttiğim gibi hem belge güvenliği, bilgi güvenliği hem de çevre güvenliği olarak iki ayrı kolda faaliyet gösteriyoruz. Bilgi güvenliğinde firmaların ve kurumların bilgi işlem altyapılarını kuruyoruz. Personellerini eğitiyoruz. Siber saldırılara karşı önlemlerini alıyoruz. Personellerini siber saldırılara karşı nasıl kendilerini koruyabilirler? Bunların eğitimini veriyoruz. Sızma testlerini yapıyoruz ve bilgi işlemlerini teslim ediyoruz. Peki bunun devamlılığında var mı talepler, oluyor mu? Tabii ki bunların devamlılığında bazı kurumlarla uzun süreli teknik destek ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Bize ihtiyaç duydukları her anda aslında bir çözüm ortağı ve bir dost gibi 24 saat onlara hizmet veren bir ekibimiz var. Evet, bu şimdi sisteminizin diğer bir halkası da dediğiniz belediyelerle ilgili bir çalışmanız olacak. Bununla ilgili de sunumlarınız başladı aslında. Altyapı ARGE'niz herhalde hazır. Altyapı ARGE'miz hazır. Çevre güvenliği derken biz şunu düşündük. İlk başta kimleri korumamız gerekiyor? Tabii ki çocuklarımızı korumamız gerekiyor. Ve güvenli şehirler, güvenli parklardan başlar dedik. Güvenli park bahçe projesi diye bir projeye girdik. Projenin adı bu. Evet, bizim projemizin adı bu. Güvenli park ve bahçeler. Tamam. Bunun içeriğinde ne var? Güvenli kameralarında özel görüntü işleme sistemleri kullanıyoruz. Tehlikeli bölgeye giren birisi var mı? Olduğu zaman oluşturduğumuz izleme merkezlerine alarm gönderiyor. Evet. Veya birisi bir yerde bir paketi bıraktı, o duruyor mu? Acaba bomba mı, şüpheli mi? Alarm gönderiyor. Bunun dışında parklara panik butonları koyarak da atıyorum aile çocuğu gözden kayboldu, çocuğu yok. Panik butonuna basıp izleme merkezimize alarm gönderelim. Aniden bir sinyal geliyor anladığım kadar. Bununla ilgili de çalışmalarımız başladı. Şu an belediyelere sunumlarımız devam ediyor. Güzel. Çalışmalarımız var. Güzel. Peki, o bahsettiğiniz yani firmalarla ilgili verilen eğitim sürecinden biraz bahsetsek. Nasıl, ne kadar sürüyor bu çalışma? Tabii ki bu. Temelde neler veriyorsunuz eğitimde? Şöyle, firmaların isteğine göre yani personelini eğiteceksek zaten bilgi işleme sıfırdan bir personel almıyorlar. Bu 3 aylık bir eğitim süreci sürüyor. Onun dışında da istedikleri takdirde biz devamında sürekli olarak destek sağlıyoruz. Verebiliyorsunuz. Evet. Peki. Teknik destek ve danışmanlık sağlıyoruz. Sektörle ilgili ağırlık olarak kimler daha çok ön planda sizde talep görebiliyor? Tabii ki şöyle, bilgi güvenliği aşamasında şu an belediyeler ve özel şirketlerimiz var. Onları diğer tarafta da çevre güvenliğinde yine özel şirketler var, şahıslar var, büyük siteler var. Bunların tamamında, çünkü bizim ürün yelpazemizde
Anladım. Güvenlik alarmı, otopark bariyerleri, bunun dışında alarm sistemleri, evet, personel takip sistemleri, hepsi olduğu için yani bir yerleşkiye güvenlik için ne gerekiyorsa otoparktaki bariyerinden başlıyoruz, personelin takip cihazına kadar tamamını sunabiliyoruz. Sizin bu doğrultuda yeterlilik belgeniz ne gerekiyor? Sizi denetleyen mekanizma kim? Tabii ki zaten ürünlerimiz TSV ve ISO belgeli tamamı. Birçoğu ithal, Avrupa ve Çin menşeli ürünlerimiz var. Hepsinin Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nda ve gerekli belgeleri mevcut. Şimdi kendinizi aslında iyi ifade edip tanıtmanın bir noktası da fuarlardır. Ankara'da da yapılıyor gerçi ara ara bir teknoloji ve savunma fuarları. Olacağız mı fuarlarda? Fuarlarda bundan sonra, bu senekinde bazı nedenlerden dolayı katılamadık. Tabii ki yakından da takip ediyoruz. Bundan sonraki fuarlarda inşallah bulunacağız. İnşallah diyelim. Peki Ata Grup Bilişim ve Güvenlik Sistemleri bu projeyi ilk kurduğundan bugüne dek siz bu işin proje yöneticisiniz. Hizmet verirken neye dikkat edersiniz? Hizmet vermek öncelikle kaliteli işi gerçekten abartılmayan mantıklı fiyatlarda yapmak. Hı hı. Ve sonrasında bizim ülkemizde maalesef bu çok büyük sıkıntılı. Teknik destek alamıyor insanlar. İşi yaptırıyorlar. Sonra kimseyi bulamıyorlar. Evet. Biz teknik servis noktasında 24 saat ulaşabilecekleri, gerçekten bizim işte kurulum departmanımızda da çok iyi, çok başarılı arkadaşlarımız bulunuyor. Evet, evet. Öbür tarafta da iş üreten işte yazılım mühendisi, elektronik mühendisi arkadaşlarımız da 24 saat her yerde destek verebilecek bir ekibe mevcut. Güzel. Buna da önem veriyorsunuz. Garantisi nedir projenin? Garantisi zaten cihazlarda 2 yıl garanti var. Bunun dışında da biz bazı projelerde ekstra bir yıl kendimizden garanti sağlıyoruz. 3 yıla kadar ücretsiz garanti sağlıyoruz. Çok güzel. Peki şimdi herkesin bir hedefi, hayali olur mutlaka. Tabii ki. Bir başlangıçta ama bu kısa, orta, uzun vadede olur genelde. Siz neyi planlıyorsunuz? Şöyle, bizim en büyük hedefimiz bu çocuk güvenli park bahçe projemizi gerçekten geliştirip Türkiye yaygınlaştırabilmek. Evet. Çünkü çocuklarımızı koruyamazsak ülkemizi koruyamayız. Evet. Burada da anladığım kadarıyla biraz daha o işi ön plana, o iş daha ön plana çıkaracaksınız. Olacak, evet. Peki size o konuda başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Kadroda kimler var ekip? Ekibimizde bir yazılım mühendisimiz, siber güvenlik uzmanımız var. Elektronik haberleşme teknikerimiz var. Ben kendim de elektronik haberleşme mezunuyum. Elektrik elektronik mühendisimiz var. Bunun dışında da montaj ekibimiz var. Evet, 5-6 kişilik de sahada montaj ekibimiz var. Güzel, iyi bir kadro, i̇yi başarılı bir ekip, dinamik bir kadro. Evet. Türkiye inşallah bu projeyi daha iyi yaygınlaştırıp her yere ismimizi de monte ederiz diyelim. İnşallah. Peki ben son olarak ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize ve sektörünüzle ilgili kısa süreçte de olsa sizden hizmet almış konuklarınıza bir teşekkür, son sözlerinizi toplayalım. Tabii ki güvenlik bizim için çok önemli. O yüzden bilgi ve çevremizi güvenli tutalım ve çocuklarımızı güvende tutalım. Evet, peki. Teşekkür ediyoruz size. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. İnşallah böyle ilerleyen süreçte projemiz şöyle biraz daha rayına girip oturduğu zaman sizi farklı bir sektörde, farklı bir alanda yine tekrar röportajı alacağız diyelim. Teşekkür ederiz. Evet değerli izleyicilerimiz, yayınımızın başında aktardığım gibi başkent Ankara dedik. Çankaya'dayız. Sektörün yeni bir oluşumu ama hedefleri büyük, projeleri büyük. Ata Grup Bilişim ve Güvenlik Sistemlerinden firmamızın proje yöneticisi Beyefendi Ali Göllü'den aktaracaklarımız bu kadar diyoruz. Sözü Merkez Stüdyo'dan aktarıyoruz. Hoşça kalın.